Herkese merhaba. 6. derse hoş geldiniz. Kursumuz çok iyi gidiyor ama bu ders sizi gerçekten yürek düzeyinde etkileyecek. Motivasyonlar ve amaçlar hakkında konuşacağız. Her birimiz Tanrı'nın verdiği armağanlara sahibiz. Armağanımız biz nasıl seçersek öyle kullanılır. Çünkü bizler kahyayız. Bir kahya bir armağanı dilediği gibi kullanma yetkisine sahiptir. Yani armağanları Tanrı'nın egemenliğini ve insanların hayatlarını bina etmek için kullanabiliriz. Ya da armağanları kendi yararımız için kullanabilir ya da armağanı tamamen ihmal edebiliriz. Hayatınızın herhangi bir anında seçim yapacağınız üç seçenek bunlardır. Geçen ders Whitney Houston örneğini vermiştim. Şimdi Adolf Hitler'den söz edeceğim. Onun mükemmel bir önderlik armağanına sahip olduğuna inanıyorum. Hayatında gerçekten doğaüstü bir önderlik armağanı vardı. Bu önderlik armağanı Almanların, Yahudilerin, Polonyalıların, Fransızların yararı için kullanılabilirdi. Ancak bunun yerine sahip olduğu armağanı tüm bu halklara muazzam zarar verecek biçimde kullandı. Ve bu örneklerle devam edebilirim. Queen adlı rock müzik grubunun solisti Freddie Mercury'ye bakalım. Bu adamın da olağanüstü bir armağanı vardı. Bir stadyum dolusu dinleyiciyi saniyeler içinde coşturabilirdi. Whitney Houston da aynı şekilde. Sonsuzluk nasıl yargılayacak? Biliyorsunuz İsa bir beyanda bulundu. Matta 11-19'da bunu söyler. Ne var ki bilgelik ortaya koyduğu işlerle doğrulanır. Ve sonra yine Luka 7 şöyle der. Ne var ki bilgelik onu benimseyen herkes tarafından doğrulanır. Adolf Hitler... Whitney Houston, Freddie Mercury ve diğerleri gibi insanların bilgeliği sadece şimdiki zamanda değil ama sonsuzluğun ışığında nasıl görülecektir? Yargı kürsüsünde ortaya çıkacak. Yargılamıyorum ancak İsa bilgeliğin ürününe bakmamızı söylüyor ve biz de bakmalıyız. Mirasımızın ne olmasını istiyorsunuz? İnsanların sizin hakkınızda ne söylemesini istiyorsunuz? Biliyorsunuz önemli olan şey bu. Cenazenizde sizin hakkınızda söylenenler değildir. Mesih'in yargı kürsüsünde sizin hakkınızda söyleyecekleridir. Çünkü Paulus 1. Korintliler 4 1 5'te özellikle armağanları hakkında konuşur. Birinci ayeti hatırlıyor musunuz? Böylece insanlar bizi Mesih'in hizmetkarları ve Tanrı'nın sırlarının kahyaları saysın. Böylece 1. Korintliler 4. bölümün ilk 5 ayetinin teması armağanlara kahyalık etmektir. Ondaki armağan Tanrı'nın lütfunun sırlarını açıklamaktı. Bizde farklı armağanlar vardır. Ama 5. ayette ne dediğini dinleyin. Aklımızı başımızdan alıyor. Şöyle der: Belirlenen zamandan önce hiçbir şeyi yargılamayın. Bu yargı Mesih'in yargı kürsüsünde olacaktır. Rabbin gelişini bekleyin. O karanlığın gizlediklerini aydınlığa çıkaracak. Dinleyin. Karanlığın gizlediklerini aydınlığa çıkaracak. Yüreklerdeki amaçları açığa vuracaktır. O zaman herkes Tanrı'dan payına düşen övgüyü alacaktır. İki yargı kürsüsü vardır. Büyük beyaz taht yargı kürsüsü var. İsa Mesih'i Rab olarak kabul etmeyenlerin yargılandığı yer. Diğer yargı kürsüsü ise Mesih'in yargı kürsüsü. Hristiyanlar olarak yaşamımızın hesabını vereceğimiz yer. Tanrı'nın verdiği armağanları nasıl kullandık? Büyük beyaz taht yargısında hiç kimse Tanrı'dan övgü almıyor. Mesih'in kürsüsünde imanlılar övgü alıyor. Paulus burada imanlıların yargılanmasından söz ediyor. Bu yüzden şimdi bu ayetin son kısmını yeniden okumak istiyorum. Karanlığın gizlediklerini aydınlığa çıkaracak. Yüreklerdeki amaçları açığa vuracaktır. O zaman herkes tanrıdan payına düşen övgüyü alacaktır. Yani yargı kürsüsünde sadece eylemlerimiz incelenmeyecek. Bize verilen armağanları kullanmaktaki motivasyon ve amaçlar da yargılanacaktır. Aman Tanrım, şimdi kilit soruyu soruyorum. Yani motivasyonlarımıza bağlı olarak Tanrı'nın hayatımızdaki armağanını kötüye kullanabilir miyiz? Başkaları armağanımızı egemenliğe bina etmek için kullandığımızı sanırken gerçekte kendimizi büyütmek için mi kullanıyoruz? <laughs> Bu daha da derine inecek tamam. Derin değil. Tuhaf biçimde derin. Yüreklerimizle bağlantılı olarak derine inecek. Size bir örnek vereyim. Önceki derste bahsettiğim 400'ün üzerinde çalışanı olan kilisemizdeyken Amerika'daki en büyük Kiliselerden biriydi ve benim göz önünde olan bir işim vardı. İnsanlar beni fark ederdi çünkü pastörüme ve misafir vaizlere doğrudan hizmet ediyordum. Ama o günlerde yüzleşmekten nefret ederdim. Bunu yapmaktan sanki ölümcül bir hastalıkmış gibi kaçınırdım. Ve insanlar bana şöyle derdi. John çok nazik ve sevecen birisin çünkü doğru olmasa bile onlara çok iyisiniz gibi itifatlar ederdim. Aslında yalan söylerdim. Gerçekte doğru olmasa bile o çok centilmensiniz gibi sözler söylerdim. Yani insanlara hep güzel şeyler söylüyordum. Ve bir gün duamda kutsal ruh şöyle dedi. İnsanlar çok sevecen biri olduğunu söylüyorlar. Evet dedim. Normalde bunun bir tasdik sözü olduğunu düşünürsünüz ama söyleme biçiminden böyle olmadığı belliydi. Ve dedi ki neden sadece güzel sözler söylüyorsun? Neden dedim. Çünkü reddedilmekten korkuyorsun dedi. Sevginin odağında kim var? Sen mi onlar mı? Sanırım ben varım dedim. Eğer onları seviyorsan gerçeği söyle. Şefkatli ve sevgi dolu bir yürekle gerçeği söyle dedi. Ve bu anlayış hayatımı değiştirdi. Çevremdeki herkes tarafından çok sevecen gibi görülürken aslında çok bencil biri olduğumu anlamış oldum. Reddedilmek istemiyordum. Bir arkadaşlığı, bir ilişkiyi kaybetmek istemiyordum. Peki ya armağanlarımızı da aynı şekilde kaybetmemiz mümkün mü? Cevap kesinlikle evet. Messenger X'in tanıtımı. Yepyeni bir kaynak indirme ve online video izleme platformu. Can ve Lisa Bieber'dan kapsamlı bir dijital kütüphane ve öğrenci yetiştirme kaynakları, video öğretileri, sesli kitaplar, e-kitaplar, kısa filmler, kutsal kitap metinleri ve daha fazlası. Bu yeni platform, bütün cihazlarınızda kullanılabilir. 111'den fazla dilde tamamen ücretsiz. Her yerde, herkes için öğrenci yetiştirme. Uygulamayı indirin ya da messengerix.com'a gidin. ortalarında gezici vaiz olarak seyahat ettiğim yıllarda hayatımı biçimlendiren bir hikaye anlatacağım. 90'ların ortası ya da sonuydu. Orta Batı'da bir konferansa davet edildim ve başka konuşmacılar da vardı. O gece sıra bendeydi. Genelde konuştuğumda Tanrı bana sözünü doğrudan vermez. Yüreğimde bir şekilde hissederim. Ama sabah uyandığımda kutsal ruh neredeyse duyulabilir bir sesle ''Oğlum bu gece konferansta şeytanın yemi hakkında konuşmanı istiyorum.'' dedi. O tarihte şeytanın yemi beş yıldır piyasadaydı. O mesajı ülkenin her yerinde zaten paylaşmıştım. Çok satan bir kitaptı ve ben o sırada başka bir kitap yazıyordum. Yeni bir kitap üzerinde çalışıyordum ve aslında 3 ya da 4 kitap da yoldaydı ve yeni kitabın tam ortasındaydım. Ama tamam dedim bu akşam Şeytanın yemi olsun. Salona girince pastör, insanlar seni dinlemek için dört bir yandan geldiler dedi. Pastörün yüzünden ne kadar heyecanlı olduğunu görebiliyordum ve sonra platforma yürüdüm ve atmosferde büyük bir heyecan vardı. Ortam enerjiyle doluydu ve dürtülmüş hissettim. Tamam mı? Burada uzak yerlerden gelen birçok insan vardı ve zaten şeytanın yeminin mesajını biliyorlar. Yani şeytanın yemini değil yeni mesajı paylaşmak istiyorum. Sabah duyduğumu sandığım sözden de pek emin değilim. O anı iyi hatırlıyorum. Kalabalığın enerjisi beni çekti. Şeytanın yemi kitabından uzaklaşıp yazdığım yeni mesajı vaaz etmeye çekti beni. Evet hatırlıyorum. Çok ama çok heyecanlıydım. Yoğun bir enerji vardı. Bütün insanlar ayaktaydı. Ben konuşurken dinleyiciler ayağa kalkarak coşkuyla tepki veriyorlardı ve vaaz sona erdi. Ortamdaki enerji harikaydı. Kulise geri döndük. Herkes olabildiğince mutlu ve sevinçliydi. Pastörler bu akşam ne müthiş bir mesaj paylaştım dedi. Sonra otele geri döndük. Sabah uyandığımda Tanrı'nın önceki sabah şeytanın yemini vaaz etmemi söylediği yerdeydim. Ama bu kez sanki üzerimde bir kum çuvalı vardı. Üzerimde büyük bir ağırlık vardı. Ve o an anladım. Önceki akşam itaatsizlik etmiştim. Ve dizlerimin üstünde durarak şöyle dedim. Tanrım şeytanın yemini vaaz etmedim. Senin sözünü dinlemedim ve şöyle dedim, Rab çok özür dilerim, lütfen beni bağışla. Ama ağırlık kalkmadı, keder kalkmadı. Bavullarımı topladım ve havaalanına gittim. Çünkü vaaz vermek için batı sahiline uçacaktım. Asla unutmayacağım. Üzerimde bir yük vardı, sanki içten içe ölüyordum. Uçak iki saat röter yaptı. Etrafta kederli ve yüklü bir halde yürüyordum. Sonra Sen Diego'ya doğru 3-4 saat uçtum. Uçak inmek üzereyken birden tüm o keder, ağırlık ve üzüntü bir kelebek gibi üzerimden kalkı verdi. Ve düşündüm ya Rab. Bu sabah oteldeyken yatağın yanında diz çöküp beni bağışlamanı istedim. Bu ağırlığı, üzüntüyü, kederi neden tüm gün üzerimde taşımama izin verdin? Ve kutsal ruh bana çok net dedi ki, oğlum çünkü itaatsizliğinin ağırlığını hissetmeni istedim. Dün gece konferansta şeytanın yeminde sana emanet ettiğim mesajı duyması gereken bir pastör vardı ama ama bu mesajı işitemedi. Bunu duyunca üzüldüm ve bana şöyle dedi, oğlum işte burası yeni bir kent. Sözümü dinle, bu bir mahkumiyet değildi ama yüreğimin tümüyle ikna edilmesiydi. Ve bu tek deneyim sayesinde o günden beri bir daha asla bu hatayı yapmadım. Paylaşımlarımdan sonra öyle bir kedere hiç gömülmedim ve Rab'le yaşadığım o deneyimden sonra hepimizin gerçekten çok değerli bir şey taşıdığını idrak ettim. Tanrı bir armağan verdiğinde o armağanı başkalarına görünen biçimde kullanabiliriz. Yani bir tapınma grubunda olabilir ve her provaya katılabilirsiniz. Her pazar erkenden gelebilir ya da üç toplantıya birden katılabilirsiniz ve belki de bunu insanların sizi orada görmesi için ya da bir eş istediğiniz için yapabilirsiniz. O armağanla ilgili güvenilmez olacaksınız. Çünkü yaptığınız bütün o pratikleri yanlış motivasyonla yaptınız. Paulus o yüzden şöyle dedi. Yüreklerdeki amaçları açığa vuracaktır. O armağanı ne için kullandık? Bazılarının şöyle konuşmaları beni kahrediyor. Ev için ekstra paraya ihtiyacımız var. Seyahat edip birkaç toplantı yapmaya karar verdim. Yani bunu gerçekten söyledin mi? Sırf ekstra para için mi sunu toplayıp toplantılarda vaaz verdin? Hey burada açık konuşacağım. 61 yaşındayım. Kilisede bir baba gibiyim. Lütfen bu tuzağa düşmeyin. Yaptığımız hizmeti bunun için yapmıyoruz. Armağanımızı maddi bereketler için değil, Tanrı'nın bizim aracılığımızla insanlara bir şey vermesi için yapıyoruz. Tanrı sözü işçi ücretini hak eder der. Bunun hakkında konuşalım. Yani kutsal yazılardan bunun nasıl olabileceğini göstereceğim. Balam bir peygamberdi ve peygamberlikleri kutsal kitaptadır. Söyledikleri binlerce yıldır hala okunuyor ama balam yargılandı çünkü amaçları yanlıştı. Peygamberliğini para karşılığı yapıyordu. Musa'ya bakalım. Tanrı Musa'ya kayaya buyruk ver ve İsraillerin içmesi için kayadan su çıkaracağım dedi. Musa halka öfkelendi. Kayaya asasıyla vurdu. Su fışkırdı. 3 milyon insan bu sudan içti. İnsanların neler söylediğini hayal edebilir misiniz? Ah Musa! Neden Tanrı'dan kuşku duyduk? Tanrı güçlü elini tekrar ve tekrar gösterdi. Çölün ortasındayız ama 3 milyon insana yetecek kadar su içtik. Ne kadar tanrısal bir önderimiz var. Ortam yatışıyor ve Tanrı Musa'ya vaat edilmiş ülkeye girmeyeceksin. Çünkü amacın hatalıydı diyor. Evet armağan işe yaradı ama ülkeye giremedi çünkü itaatsizlik etti. Tanrı için yüreğimizdeki amaçlar çok önemlidir. Şimdi 1. Korintliler 9 16 17 ayetlerine dönelim. Çünkü bunu yapmakla yükümlüyüm. Müjdeyi yazmazsam vay halime. Eğer müjdeyi gönülden yayarsam ödülüm olur. Söyleyeceğim şu. Armağanınızı kişisel kazancınız için kullanmayın. Tanrı'nın sizi bereketleyeceğini bildiğiniz biçimde armağanınızı kullanın. Biliyorsunuz Rab geçinmenizi sağlayacaktır. O zaman amacınız insanlara hizmet etmek olsun. Ya bencil ya da benlikten uzak bir amaca sahip olabilirsiniz. Önce benlikten uzak amaçtan söz edelim. Bu amaç senin için ne yapabilirim der. Özverili amaç yeteneklerimde diğerlerine hizmet etmek ne ayrıcalıktır der. Karşılığı önemli değil. Elimden geleni yapacağım. İşte bu benlikten uzak amaçtır. Benlikten uzak amaç gayretle devam etmeliyim der. Etkileyeceğim çok insan var. Ama bencil amaç şunu der. Bunda benim çıkarım ne? Yeteneğimle ne kazanabilirim? Benim için çok kazanç yoksa neden ayrıntılı bir iş yapayım? Başarılıyım. Artık yavaş diyebilirim. İdare ederim. Biliyorsunuz bu kurs çok zorlu bir yılda kaydediliyor. Salgın hastalık var, ırk ayrımcılığı yaşıyoruz. Finansal ve sağlık sorunlarıyla boğuşan insanlar var. Ayartılar var ve insanlar ruhsal olarak geri çekiliyor. Ve Tanrı bu kursu bu yüzden destekliyor. Çünkü İnsanlar bu pasif duruma sokuluyor. Bir tartışmaya girmek istemiyorum. Zulüm görmek istemiyorum. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum ve neredeyse pasif bir tutuma çekiliyor gibiyiz. Ama İsa şöyle dedi. Ben gelene kadar meşgul olun. Meşgul derken ben dönene kadar çalışın demek istiyorum. Pasifleşmek yerine armağanlarımızla Tanrı'nın egemenliğini ilan etmekte aktif olmamız gerekiyor. Tanrı'nın güçlü biçimde çalışması her zaman zor zamanlarda meydana gelmiştir. Şimdi ayağa kalkmanın zamanıdır. Bu zor bir yıl ama bunu izliyorsanız pasif olmayın. Tanrı'nın hayatınıza verdiği armağanlarla daha da aktif olun. Şimdiye dek hepimize armağanlar verildiğini ve bu armağanları işletmek için lütfa sahip olduğumuzu konuştuk. Bu armağanların kahyaları olarak sorumluluğumuz vardır. Kursun geri kalanında armağanlarınızı nasıl keşfedeceğinizi ve nasıl geliştireceğinizi konuşacağım. Sonraki iki ders çok heyecanlı geçecek. Yedinci derste görüşmek üzere. Messenger X'in tanıtımı yepyeni bir kaynak indirme ve online video izleme platformu. Can ve Liza Beaver'dan kapsamlı bir dijital kütüphane ve öğrenci yetiştirme kaynakları, video öğretileri, sesli kitaplar, e-kitaplar, kısa filmler, kutsal kitap metinleri ve daha fazlası. Bu yeni platform bütün cihazlarınızda kullanılabilir. 111'den fazla dilde tamamen ücretsiz. Her yerde, herkes için öğrenci yetiştirme. Uygulamayı indirin ya da messengerix.com'a gidin.